Evet, fotoğrafta da fotoğraf karesinde de görüldüğü gibi Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'la birlikte asıyordu tabloyu Ekrem İmamoğlu ve şu anda da telefon attığımızda Mehmet Murat Çalık. Hoş geldiniz Sayın Çalık. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Öncelikle tekrar hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah İstanbul'da yaşayan 16 milyon insanımıza da hayırlı olacak. Evet. Evet, inşallah. Ve şimdi tabii o Atatürk tablosu öneminden oldukça bahsettiği ve çok da belli olduğu Sayın Ekrem İmamoğlu'nun o tablo bugün tekrar yerine asıldı. Siz de o fotoğraf karesindesiniz. O tablonun ikizi değil mi bugün asılan Sayın Çalık? Anlatabilir misiniz süreci? Şöyle, aslında hani tablonun önemi Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderimiz vatandaşı nasıl dinlediğini bize her zaman hatırlatması için aslında Sayın İmamoğlu'nun kendi döneminde yaptırmış olduğu bir tabloydu. Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra tabloyu, çok sevdiğini bildiğimiz tabloyu kendisine tekrardan armağan ettik. Asıldı ama tabii o süreç, 31 Mart süreci, sonrasında yaşananlar, 6 Mayıs süreçleri, maalesef tablo oradan kaldırıldı. Biz tablonun kalmasında herhangi bir sakınca olmadığını yetkililerine ifade etmiştik. Ama tablo bize iade edildi. Biz onu tekrar makama atmadık. Tekrar yerine asılmak üzere bir kenarda tuttuk ama bu sürede de 10 gün içerisinde yine tabloyu yapan sanatçıya tablonun yenisini yaptırdık. Biz bugünü yaşayacağımızı biliyorduk, hissediyorduk, güveniyorduk. İstanbul'un adaletine güveniyorduk. İstanbul'da yaşayan insanların adaletine güveniyorduk. Çünkü haksız yere bu süreçler yaşatılmıştı hem İstanbul kentine hem bizim yol arkadaşımıza. Dolayısıyla bugün bizim için çok onurlu bir gün. Çok mutluyuz, gururluyuz. Gerçekten İstanbul kenti artık sorunlarına odaklanmalı. İsimler dediğimiz gibi, ifade ettiğimiz gibi gelip geçer. Ama asıl olan vatandaşın memnuniyetidir, huzurudur ve vatandaştan kopmamasıdır yerel yöneticilerin. Yerelde yöneticiden İstanbul'da yaşayan insanların, kadınların, çocukların, gençlerin beklediği yaşamlarının kolaylaştırılmasıdır. Dolayısıyla bu İmamoğlu'yla birlikte inşallah İstanbul'daki siyasetin dili de değişecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tabii tablonun oraya tekrar asılması bizi çok üst düzey derecede mutlu etmiştir. Bunu ifade etmek istiyorum. İnşallah çok güzel hizmetler yapacaktır Sayın İmamoğlu, yol arkadaşımız. Ben kendisine yürekten inanıyorum. Kendisiyle 5 yıl Beylikdüzü'nde mücadele etmek, kendisiyle birlikte yol arkadaşlığı yapmak benim için çok büyük bir onur. Ben kendisinin teknik koordinatör başkan yardımcısıydım. Şu an Beylikdüzü Belediye Başkanıyım. İnşallah hem İstanbul'da hem de Beylikdüzü'nde çok güzel projeleri hayata geçireceğiz. Vatandaşın hayatını kolaylaştıracağız. En önemlisi de halktan hiçbir zaman için kopmayacağız. Evet efendim, tabii Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevi de sizin için tabii ki hayırlı uğurlu olsun diyelim ve Ekrem İmamoğlu'nun da yine ikinci kez bugün 70 gün sonra mazbatasını yeniden alarak yarın inşallah ilk güne başlayacak değil mi Sayın İmamoğlu? Evet, evet, evet. Saat erken saatlerde başkan erken saatlerde güne başlamayı çok sever. Erken saatlerde toplantılarımız olur genelde. Kendi alışkanlıkları öyledir. Ve günün verimini maksimum düzeyde kullanır. Ve İstanbul çok şanslı. Gerçekten İstanbul'un kıymetini bilen, İstanbul'a değer katacak bir belediye başkanıyla buluşacak. Evet. Onun sabırsızlığı var. İstanbul'da yaşayan insanlarımızda da var. İstanbul'da yaşayan çocuklarımızda var. Çünkü başkanımız seçim kampanyasını yürütürken hep kadınları söyledi, çocukları söyledi. Çocukların eşitlenmesi gerektiğini söyledi. Kadınların, bu kentin kadınlara daha iyi davranacağı koşulların oluşturulmasını söyledi. Buna ilişkin projeleri hazır.
Buna ilişkin projelerimiz hazır. İnşallah 39 tane ilçe belediyesiyle koordinasyonun nasıl yapılacağını da gösterecek Sayın İmamoğlu. Evet. Ve İstanbul kentine değer katacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ve gerçekten İstanbul hak ettiği değere doğru adım adım ilerleyecektir. Çünkü İstanbul'un bir sürü problemi var. Evet, evet, çözülmeyi efendim. Bekleyen bir sürü problemi var. Ama maalesef İstanbul kenti 40 gün vakit kaybetmiştir. Evet. Ama bunu telafi edeceğiz. Bundan vatandaşlarımızın da şüphesi olmasın. Evet efendim. Size şimdiden kolaylıklar diliyoruz ve yeniden hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere de. Sağolunuz efendim. İzleyenlerimize de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür hayırlı ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Sağolunuz. Evet.